Evet, o konuyu bitirdik. Buradan da yapalım. Şöyle 40. Evet. Şu cephe, şurası arkadaşlar. Erzurum'un olduğu yer hangi cephe oluyor? Kim yapmak istiyor buraya? El kaldıranı kaldıralım. Hocam ben bu bölgeyi tam anlamadım. Cephenin adını yazıyorsun şuraya. Şuraya da açılış nedenini yazıyorsun. Yani bu cephenin açılma nedenini yazıyorsun. O kadar. Şurada bak açıklanmış. Oklarla gösterilen kutuların üst kısımlarında Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaş cephelerinin adlarını yazınız. Kutunun iç kısımlarında ise aynı cephenin açılma nedenini yazınız. Kısaca nedenini yazıyorsun. Hocam bu Kafkas mıydı? Aa, Evet, bu Erzurum'un olduğu yerde Kafkas cephesi açılıyor. Neden ne? Niye açıyoruz biz burayı? Bizim taarruzumuz açılan bir cephe burası. Evet, 1878 yılındaki savaşta biz Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u kaybetmişiz. Onları geri almak istiyoruz. Bir de Orta Asya'daki Türklerle birleşip büyük bir Türk devleti kurmak istiyoruz. Yani Orta Asya ile bağlantımı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla açılıyor arkadaşlar. Yazmadıysanız onu yazın arkadaşlar. Kafkas cephesi, Rusya'nın elindeki Kars, Ardahan'ı, Batum'u geri almak istiyoruz. Orta Asya'daki Türklerle birleşip Büyük Türk Devleti kurmak için açılmış. Buna bakalım arkadaşlar. Romanya'nın orayı gösteriyor bu cephede. Neresi olabilir? Ne dersiniz? Elif Öztürk. Burası hangi cephe olabilir? Romanya'yı gösteriyor. Neresi? Bu şurası bak, el sallıyorum sana. Gördün mü beni? Bu cephe hangi cephe olabilir? İsmi ne buranın? Hocam ben söyleyeyim mi hocam? Orada büyük harflerle yazan ne? Romanya. Romanya cephesi. Burası niye açılıyor? Açılma nedeni ne? Avusturya Macaristan'a yardım etmek için açıyoruz burayı. Ruslarla savaşıyoruz burada arkadaşlar. Yardım cephesi yani burası. Müttefikimize yardım etmek için açılıyor. Romanya cephesi yazıyorsunuz. Yazmadıysanız yazın arkadaşlar. Müttefikimize yardım etmek için açılıyor. Evet, bu cephe hangisi arkadaşlar? Şurası. Hocam ben Sudanaz'da, söyleyeyim mi? evet, ne dersin Sudanaz? Hangi cephe olur burası? Sen söyle. Rabia, Hocam. değil mi? Rabia mı? Dilara mı? Hocam Dilara. Ha, Dilara. Buyur Dilara. Hocam bu Makedonya cephesi o. Evet. Burası neden açılmıştı? Hocam Sırbistan'a yardım etmek için. Evet. Yardımcı Sırbistan'a yardım etmek için. Sırbistan'a değil, Avusturya Macaristan'a yardım etmek için. O yüzden Sırbistan Rusları tutuyor. Onlarla değil yani. Hocam yani kime yardım ediyoruz? Avusturya Macaristan'a. Sırplarla savaşıyoruz yani. Burada. Yani bunları şunu yazabilirsiniz. Müttefiklerimize yardım etmek için açılıyor bu cephe. Çünkü kendi topraklarımız değil de müttefikimize destek olmak için açılmış. Şuna bakalım. Bakın şu cephe. Şurası. Bu cephenin adı ne sizce? Nisanur, ne dersin? Bu cephenin adı ne? Bak, şey yazıyorum. Çanakkale yazıyorum.
Değil mi? Anakkale ise Çanakkale Cephesi. Çanakkale Cephesi. Evet. Neden açılıyor arkadaşlar? Hocam bu da yine müttefiklere yardım götürmek için. İngiltere, Fransa, Rusya'ya yardım götürmek istiyor. Yani zor durumda kalmış Rusya. Ona yardım götürmek ve Osmanlı'yı savaş içinde bırakmak için burayı açmışlar. Hem Buraya biz hep tamam. yardım etmek için açmışız. Rusya'ya yardım etmek için ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak için. Çünkü Çanakkale'den sonra ne var? İstanbul var. İstanbul'da ele geçirirse Osmanlı savaş dışında kalır ve savaşı kısa sürede bitirir. Hocam zaten Fransa ve İngiltere İstanbul'u ele geçirmek istiyor değil mi? Yani Osmanlı savaş dışı bırakmak istiyor. Yani kısa sürede bitsin savaş diyor. Bunu amaçlayarak buraya saldırıyor. Yani nedeni bu yani. Şurası hangi cep olur arkadaşlar? Hocam söyleyeyim mi? Yani söyle. Kanal cephesi mi? Kanal cephesi olur. Filistin cephesi de olur burası. Çünkü Kudüs'ü gösteriyor ya. Evet. Neden açılmıştır burası? Neden ne? Sömürgeciliğin kesmeyi Almanya ve İngiltere'nin sömürgeciliğini. Burası arkadaşlar Hindistan'a giden en kestirme yol burası. Çünkü Akdeniz'de Kızıldeniz'i bağlayan burada bir Süveyş kanalı var arkadaşlar. Eğer burası ele geçirilirse İngiltere Hindistan'a gidemez. Hindistan da şurada bakın. Şurası. Şurada. Buraya gemiyle gitmenin en kısa yolu burası. Buradan geçmesi gerekiyor. O yüzden burayı kontrol altında tutması gerekiyor Osmanlı'nın. Amaç bu yani. Bu amaçla çalışmış. Süveyş kanalını kontrol etmek. Ele geçirmek için. Peki şuna bakalım. Şurası. Basra'yı gösteriyor. Bu hangi cephe? Hocam Irak cephesi mi? Evet, Irak cephesi. Bunu neden açmış? Hocam Yemen Burayı. cephesi. Yemen altta kalıyor. Yemen'de de savaşıyoruz da onu göstermemiş. Ok şurayı gösteriyor. Kırmızı. Hocam Irak cephesinin açılma nedenini biliyor musun? Söyleyeyim Şöyle. mi? İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla açıldı. Doğrudur. Petrol yerlerini ele geçirmek için açıyor. Bir de Hocam bunun nedeni neydi? bu da Rusya'ya yardım götürecek. Yani buradan Irak'ı da ele getirirse doğudan Rusya'ya yardım da götürmeye amaçlıyor. Diğer amacı da şey, şurası Hindistan'a yakın ya, Hindistan'ın güvenliğini sağlamak da istiyor. Bu amaçla buraya cephe açmış yani arkadaşlar. Özetle geçelim şöyle. Petrolleri ele geçirmek, Rusya'ya Doğu Anadolu'dan yardım götürmek, Hindistan'ın güvenliğini sağlamak. Nedenler o yani. Kitabınızda önemli yerlerin altını çizdireyim ben size arkadaşlar. Onları Evet hocam. kitabınız yanınızda mı arkadaşlar? Yanımızda. Evet, tamam. Şöyle ben önemli yerlerin altlarını çizdireyim size. Şuranın altını çizin arkadaşlar. Şu. Şöyle. Şuradan paragrafın sonuna kadar 33'ün sondaki paragrafın çizin. Hocam savaşın oradan başlayıp sonuna kadar mı? Evet, savaşın Avrupa kıtasına yayılması. Altına da şey yazın. Almanya'nın Osmanlı'yı yanına çekme nedenleri. Bu çizdirdiğim yerlerden mutlaka soru çıkar arkadaşlar. Soracağım yani. Oraya çalışırken dikkat edin yani. Çizdikten sonra yanına yazın arkadaşlar. Ok çizerek gösterin. Almanya'nın Osmanlı'yı yanına çekme nedenleri. Çizdik mi? Hocam bir şey sorabilir miyim? Şöyle. Hocam Osmanlı güçlü bir devlet değil. Niye yanlarına çekmeye çalışıyorlar ki? Bak, coğrafi konumu çok önemli. Yani boğazları kapatabilir, Rusya'yı zora sokar. Süveyş kanalını kapatırsa İngiltere'yi zora sokar. Osmanlı'nın padişah, halife, bütün Müslümanları cihat çağırıp
İngilizlerin ve Fransızların Müslüman sömürgelerinde ayaklanma çıkartabilir. Bu gibi nedenlerle istiyor yani yanında. Coğrafi konumumuz çok Almanya için çok etkili yani. Çizdik mi arkadaşlar böyle? Çizdik sonra hocam. Arkadaşlar 34. sayfayı açtınız mı? Evet, Enver Paşa'nın yanındaki paragrafta bakın şey başlıyor. Enver Paşa Alman ordusunun teknolojisinin disiplinine o kadar güveniyor ki Almanya'nın kazanacağına inanıyordu. İnanıyordu ki. Burada başlayan paragrafı sonuna kadar çiziyorsunuz arkadaşlar. Şuraya kadar. Şuraya kadar çiziyorsunuz. Şuradan şuradan şuraya kadar. Burada da şey anlatıyor arkadaşlar. Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri. Yanına yazın. Yani Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na neden girmiş? Ne istiyordu? Ne amaçlı girdi? İşte kaybettiği toprakları geri alacak. Orta Asya'daki Türklerle... Hocam bir daha söyler misin? Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri. Buradan da soru soralım arkadaşlar. Yani çizdirdiğimiz yerlerden soru gelelim. Geçiyorum arkadaşlar. Bu savaştığımız cephelerden de mutlaka soru gelecek arkadaşlar. Buraya da yıldız atın. Yani cephelerin hangisi taarruz, savunma, müttefiklere yardım için olduğu sorulur. Bir de şöyle bir soru planlıyorum ben. Böyle bir harita vereceğim ben size arkadaşlar. Böyle cepheleri gösteren bir harita. Ama şurada cephelerin adları yazmayacak. Tamam mı? Biz yazıyoruz. Evet, şuraya yanına cepheleri yazacağım. Diyeceğim ki işte 1 Kafkas, 2 Çanakkale, 3 Irak. Sen onların numarasını yerleştireceğim böyle. Böyle bir soru düşünüyorum. Evet, Kafkas cephesine gelelim. Sayfa kaçtayız şimdi? 36'dayız arkadaşlar. Şu ilk paragrafın altını çizelim. Bakın şu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın ilk cephe 1914'te Ruslara karşı açtı diyor. Şuraya başarısız olduğu kadar çizelim. Yanına da yazalım. Kiminle neden açıldı? Bunu belirtiyor. İşte ne diyor? Orta Asya'daki Türklerle birleşip büyük bir Türk devleti kurmak, Kars Ardahan'ın gibi. Hocam kiminle neden açıldı mı yani? Evet, kiminle neden açıldı? Sonra arkadaşlar burada, evet. Birinci Dünya Savaşı'nda başlarında Ermeni ayaklanmaları artarak devam etmiştir diye başlayan paragraf var ya arkadaşlar. Bu paragrafın tamamını çizin şuraya kadar. Yanına da şey yazın. Ermenilere neden tehcir uygulandı? Parantez içinde sürgün. Ermenilere neden tehcir uygulandı? Çizdik mi arkadaşlar? Bir alt paragrafta da şey var arkadaşlar. Mustafa Kemal Doğu Cephesi'ne atandı diyor. Burada emrindeki birliklerin yiyecek ve giyeceklerini gidermesi, ayrıca haberleşme aksaklarını çözüme ulaştırması sağlamış ve sonunda Muş ve Bitlis'i geri kazandık, geri aldık Ruslardan diyor. Buraya kadar çizelim arkadaşlar. Mustafa Kemal'den şuraya kadar, geri aldığıya kadar çizelim. Sonra şu son paragrafta arkadaşlar
1917 sonbaharında Rusya'ya ihtilal çıktı. Ayaklanma demek istiyor ihtilal. Çarlık rejim yıkıldı ve sosyalist rejim kurulmuş. Almanya'ya bağlaşıklarıyla 3 Mart 1918'de Restitüs Anlaşması'yla çekilmiş. Bunun altını çizelim. Şu çekildiğe kadar çizelim. Yani sonucunu söylüyor. Bir de biz bu anlaşmayla nereye almışız? Şuraya da Evliya-i Selase, yani 3 tane kaybettiğimiz şehri almışız. Şunun da altını çizelim arkadaşlar. Tamam mı? Çizdik mi arkadaşlar? Çizdik Çizdim. hocam. Ha, tamam. Geçiyorum. Kanal cephesini tamamını çizin. Özet olarak vermiş zaten. Şurası kanal cephesi arkadaşlar. Burada kiminle neden açıldığını anlatıyor zaten. İngilizlerle savaşmışız. Süveyş kanalını kontrol etmek, ele geçirmek için eskiden bizim olan Mısır'ı geri almak için saldırmışız. Sonra Çanakkale cephesine geçelim arkadaşlar. Şurada İngiltere ve Fransa Çanakkale İstanbul Boğazı'nı ele geçirmek neden istediklerini maddeler halinde yazmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurayı altını çizin arkadaşlar. Şu maddelerin altını çizin. Yanına şey yazın. Çanakkale cephesinin açılma nedenleri. Yani Çanakkale neden saldırıyorlar? Onları sıralamış bize orada. İşte Ruslara yardım etmek. İstanbul'a ele geçirmek. Çizdik mi arkadaşlar? Yanına da Çanakkale cephesinin açılma nedeni yazalım. Kaçıncı sayfadayız? 38. sayfadayız arkadaşlar. 38. sayfada Mustafa Kemal'le başlayan paragraf var ya arkadaşlar. Şurası. Çanakkale cephesinde başarılarından dolayı albayla terfi etti. Ve bu başarılarından dolayı milli mücadelenin kahramanı olmuş. Bunu belirtiyor. Paragrafı olduğu gibi çizelim yani. Şu paragraf. Şurası arkadaşlar. Şu paragrafı şuraya kadar çizelim. Yanına yazın. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rolü. Çizdiniz mi? Geçiyorum. Arkadaşlar çizdik. Evet. Bir şey değil. Çizdik hocam. Tamam. Çizdik hocam. Şu kaynağın altındaki yer var ya arkadaşlar. Bu paragrafın da altını çizin. Şu paragraf arkadaşlar. Bu da Çanakkale Zaferi'nin sonuçları. Burada işte Rusya ihtilal çıktı, ayaklanma çıktı, yeni yönetim kuruldu şeklinde sıralanmış. Savaş uzadı diyor. Yanına yazın. Çanakkale Zaferi'nin sonuçları. Hicaz-Yemen cephesinde de şunu altını çizelim. İngiltere, Arap Yarımadası'ndaki Arap Osmanlı Devleti'ni kışkırtarak Osmanlı halifeliği Araplardan zorla aldı, propagandası yapıyordu. Amacı Arap Yarımadası'nı hakimiyetini kurmaktı. Yani Arap Yarımadası'nı kurmak ele geçirmek istiyormuş. İngilizlerle savaşmışız. Burası önemli. Sonra Irak cephesine geçelim arkadaşlar. Sayfa 39. Irak cephesinin şu İngiltere, Irak petrollerini ele geçirmek, Anadolu doğusunu işgal etmiş olan Rusya'ya birleşmek amacıyla bu cepheyi açmış. Irak
ticaret yönden ve Hindistan güvenliği açısından önemli görmekteydi. Cephenin açılma nedeni arkadaşlar burası. Kimle savaşmışız? Buranın altını çizelim. Kiminle ve neden savaşmışız? Neden açılmış diyebilirsiniz. Çizdiniz mi arkadaşlar? Hocam nelerin altını çizeceğiz? Bir daha söyler misin? Irak cephesinde şu ilk paragrafın ilk cümlesini. Hı hı. Evet, Bağdat'a kadar çiziyorsunuz. Yanına da yazın. Kiminle kiminle neden açıldığı nedenini belirtmiş burada. Sonra arkadaşlar şurada Halil Paşa getirildi diyor. Halil Paşa'nın Kutlulamare'de İngilizleri yendiğini söylüyor. Şurası da önemli. Kut Zaferi bu. Hocam 29 Nisan'da çizelim. Orayı çizelim arkadaşlar. Kut Zaferi'nin kazanıldı. Şimdi Suriye cephesi, Suriye Filistin cephesine gelelim. Şurada 7 Ağustos 1918'de Mustafa Kemal Yıldırım orduları komutanı olarak atandı diyor. Onun da altını çizelim arkadaşlar. Şurası yani. Şuraya kadar. Şurayı da okuyalım arkadaşlar. Ondan sonra önemli yerlerin altını çizdireyim ben size. Bir arkadaşımız okusun bize. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve sonuçları diyor. Kim okumak ister? Hocam ben okuyayım. Buyur Dilara. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve sonuçları. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve savaşı ittifak grubunun yenilgisiyle sonuçlanmasına yol açan pek çok etken vardı. Çeşitli cephelerde savaşan, grubunun yükünü omuzlayan ve ülkesindeki ayaklanmalarla da uğraşmak zorunda kalan Almanya'nın oldukça yorgun düşmesi bu etkenlerden biridir. Bir diğer önemli etken ABD'nin büyük askeri gücü ile İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesidir. Ayrıca dünya devletlerinin çoğunluğunun itilaf devletlerini desteklemesi de bu konuda etkili olmuştu. Evet, savaşan bunun altını taraflar... çizelim arkadaşlar. ABD'nin savaşa girmesi, itilaf devletlerinin savaşı kazanmasını sağlıyor. Onun altını çizelim. Bir diğer önemli etken diyor ya, onun altını çizelim. Hocam. Şurada kaldık, savaşan tarafların da. Hı hı. Devam edeyim mi? Hı-hı, hocam. Devam. Efendim. Hocam az önce dersin ta başında benim bir internetim kesildi de girmeye çalıştığım bir türlü olmadı. Onu söylemek istedim de ne işlediniz acaba? Soru falan mı çözdünüz? Kitapta önemli yerlerin altlarını çizdirdim Rabia. Hani konuda soru soracağım yerlerin altlarını çizdirdim. Yükleyeceğim tamam. Ben. Eba'ya o an YouTube'a atacağım. Oradan bakarsın, telafi şey yaparsın. Ya da arkadaşlarımın tamam, fotoğraf da alabilirsin. Sen bilirsin hangisini istiyorsan. Yaparsın. Burada kalmıştık. Hı-hı. Devam edelim hocam. Hı-hı. Savaşan taraflara askeri malzemeleri satan ABD, ticaret gemilerini Alman denizaltıları tarafından batırılmasını neden olarak gösterip 1917'de İtilaf Devletleri yanında savaşa katıldı. Böylece İtilaf Devletleri, Bolşevik ihtilali nedeniyle savaştan çekilen Rusya'nın yerine çok daha güçlü bir müttefik kazandılar. Hı hı. ABD Başkanı Wilson, 1918 başlarında bir takım koşullar içeren bir bildirim yayımladı. Tarihe Wilson ilkeleri olarak geçen bu metin,
gizli anlaşmalara karşı çıkıyor, anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülebileceğini söylüyor. İmparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlığını yitiren uluslara bağımsızlık umudu veriyordu. Savaşı kaybeden devletleri ise etnik olarak çoğunlukta bulundukları toprakların kendilerine vatan olarak bırakılacağı güvencesini veriyordu. Bu bildirideki 12. madde Osmanlı Devleti'ne ilişkindi. Buna göre ikinci kaynak Osmanlı Devleti'nin çoğunluğu Türk olan bölgeleri Türk egemenliğine bırakılmalıdır. Türk yönetiminde bulunan öteki uluslara kesin ve her türlü koşkudan uzak bir yaşama güvenliği ve kendi gelişimlerini istedikleri gibi yürütecek kesin fırsatlar verilmelidir. Hocam devam edeyim mi? Hı, devam edelim. 1918'in sonuna doğru savaşı kaybettiklerini anlayan ittifak devletleri Wilson ikilerinin sağlayacağı olanaklara da güvenerek ateşkes isteklerinde bulundular. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Çarlık rejimi gibi çok uluslu imparatorluklar tarihi karıştı. Türkiye, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Azerbaycan gibi yeni devletler kuruldu. Avrupa'da demokratik rejimler güçlendi. Diğer taraftan İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm gibi otoriter rejimler ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan ülkeler İngiltere ve Fransa'dı. Bu ülkelerin savaş sonrası dünya siyasetindeki ağırlıkları artmıştı. Almanya, Versay Antlaşması'yla sömürgelerini yitirdi. Ordusu terhis edildi. Silah sanayisi kurması yasaklandı. İtalya, kazanan grup içinde olmasına rağmen kendisine söz verilen toprakları elde edemedi ve savaş sonunda ekonomik bunalıma girdi. Rusya'da yıkılan Çarlık rejiminin yerine dünyanın ilk sosyalist yönetimi kuruldu. Araplar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak İngiltere ve Fransa'nın güdümünde olan Manda yönetimleri altına girdiler. Savaşta ilk kez kimyasal silah, denizaltı ve tank kullanıldı. Dünya barışını korumak için milletler Cemiyeti Akvam kuruldu. Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri Bulgaristan ile Nöyi Osmanlı Devleti ile Avusturya ile Saint Germain Macaristan ile Trianon Almanya ile Versay Antlaşmalarını imzaladı. Savaş sonunda imzalanan antlaşmalar kalıcı barışı sağlayamadı. Evet arkadaşlar, şimdi önemli olanlar ne biliyorsunuz? Amerikan Başkanı savaşa girmeden maddeler ileri sürüyor. Diyor ki işte yenen devletlerden toprak almayacaksınız. Onlardan tazminat alınmayacak. Gizli anlaşmalar yapılmayacak diyor. Bunu İngiltere, Fransa kabul etmek istiyor, etmek zorunda kalıyor. Çünkü Amerika'nın gücüne ihtiyaçları var arkadaşlar. Kabul ediyorlar. Bu savaşın sonlanmasında etkisi oluyor bu olayın. Şu olayın altını çizelim bakın. Şurada ABD'li Başkan Wilson, şu adam yani, içeren bildiri yayınladı. Şu, hani bildirisinin içinde ne olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Wilson ikilerin. Şu paragrafı hepsini çizelim. Güvencesi veriyordu. Buraya kadar çizelim arkadaşlar. Bu devletlerin savaştan çıkmasını sağlıyor diğer ittifak devletlerine. Toprak kaybetmeyeceğiz diye. Sonra arkadaşlar şurada bu sonuçlar önemli. Sonuçların şu aşağı kadar hepsi önemli. Yani tek tek söylemek mümkün değil. Şu 1918'den aşağı kadar çizin. Burada sonuçları anlatılıyor yani. Sonuçları veriliyor. 1918'in altındakilerin hepsini mi çizelim hocam? Evet, hepsini çizin arkadaşlar. Orada Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şöyle. Hocam bu Birinci Dünya Savaşı'na bütün ülkeler katıldı değil mi? Avrupa ülkeleri ve sömürgeler katıldı. Yani katılmayan ülkeler de var da çoğunluğu katıldı yani. Sömürgeler. Hocam mesela var. Japonya. Katıldı. Yani çoğu ülke katıldı ya. Yani. Bütün dünyayı etkiliyor. Arkadaşlar şey yazalım. Manda defterinizi açın. Defteriniz yanınızda mı? Yanımızda hocam.
Evet, soru olarak yazın arkadaşlar. Manda himaye nedir? Ne yazalım hocam? Manda himaye nedir? Yazdık mı arkadaşlar? Nasıl yazacağım? Şu şekilde soru yazıyorsunuz arkadaşlar. Manda himayesi nedir? Evet, manda himaye nedir diye soru yazın arkadaşlar. Cevabını söylüyorum şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un yazılışını biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada W ile Wilson. Evet, Wilson. Savaşa girerken yenilen devletlerden toprak ve tazminat alınmayacağını söylemesi üzerine İngiltere ve Fransa İngiltere ve Fransa Orta Doğu'daki devletlerin Orta Doğu Evet, Orta Doğu'daki devletlerin kendilerini yönetemeyeceklerini Hocam yönetemeyeceklerinden sonra ne geliyordu? Yönetemeyeceklerini ülkelerini kurana kadar bu ülkelere destek olacaklardı. Bu durum Hocam bu ülkelerin destek olarak sonradan sesiniz gitti. Ne dediniz? Bir daha okur musun? Ben de unuttum. Destek olacak bu ülke destek olacaklarını bu durum. Sömürgeleştirmenin ad değiştirilmiş halidir. Meseleyi anladınız mı arkadaşlar? Şimdi Wilson ne diyor? Toprak ve tazminat almayacaksınız. Bu devlet İngiltere, Fransa bunu kabul ediyor. Ama işlerine gelmiyor, tamam mı arkadaşlar? Şimdi toprakları işgal etmek istiyorlar. Yenilen devletler. Bunlar da ne yapıyorlar? Diyorlar ki Orta Doğu'daki devletler kendini yönetemeyecek. Beceriksiz bunlar. Biz bunları kendilerine yönetene kadar destek olalım diyerek sömürüyorlar arkadaşlar. Yani sömürgenin ad değiştirmiş hali. Yani güya destek oluruz adı altında sömürüyorlar. Buna manda himaye diyorlar arkadaşlar. Mandater kelimesinden geliyor bu. Yani koruma, kollama anlamına gelen bir İngilizce'de bir kelimedir. Anladık mı manda himaye? Neden çıktığını, ne ifade ettiğini? Anladık hocam. Tamam. Kaç dakikamız kalmış? 2 dakikamız kalmış arkadaşlar. Bir dahaki derste de
testi çözeriz. Gönderdiğimiz testleri yaparız. Ben yoklamayı alayım arkadaşlar. Hocam, bugün bir başka dersiniz yok mu? Gönderdiğiniz testleri çözmesek olmaz mı? Efendim? Bir dahaki ders hani EBA'ya gönderdiğiniz testleri çözmesek, çünkü biz çözemedik de. Yok. O WhatsApp'tan attığım testleri çözeceğiz. Ya onların günü var ya, onları çözmüyorum. Hocam bizim telefon kutumuz o yüzden. Efendim? Ha, tamam. Çözeceğim yani. Bizim telefonda bir... Sesin gitti abi, anlamadım. Ben kitabı buradan açacağım. Hocam diye. Dedim bizim telefonda bir program tamirciye verdik. O yüzden ben görmedim o telefonu. Tamam, o zaman problem yok. Yani buradan kitabı açacağım. Beraber çözeceğiz yine, tamam mı? Tamam, 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir dinlenin, soluklanın. Tamam mı? Görüşürüz. Tamam.